Ay. balayımız eksikti. Yani normal değil mi sence de biraz? Çünkü hani insanlar bizi evli zannediyorlar ya. Yani zaten evliyiz ya. Doğru, doğru. Yapacak bir şey yok zaten. Oyunu da sürdürmek zorundayız. Evet. Hem belki arkadaş olmak bu durumu biraz daha kolaylaştırır. Ne dersin Ateş? Senle ben arkadaş. Evet, niye olmasın? Peki. Ayrıca bir de bunu deneyelim. Hem çocuklar da gerilmez, herkes bir gün tatilin tadını çıkartır. Arkadaşız. Arkadaşız. Peki. Sonra ben bir duşa gireyim. Ama orada da balon olabilir. Köpükler zaten hazır orada. Ama şey, yani full cam olduğu için senin dışarı çıkman lazım. Arkadaşım sen şunu al. Al, ben ne de olsa senin arkadaşınım ve sırtımı dönebilirim, hem bavulumu açarım. Bu sırada zaman kaybetmem. Ben uzun duş almayı seviyorum. Orası beni ilgilendirmez. Odadan dışarı mı çıkmamı istiyorsun şu an? Yani koskoca bir kral dairesi ya. Dikkatli ol Berit. Tamam. Merhabalar. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür. Ilgaz, sana da sıkayım güneş için. Sonra belki abla. Teşekkürler. Çok güzel Berit. Ben bunu alayım. Teşekkürler. Pamuk şekerci. Şekerci. Pamuk şeker. Pamuk şeker. Nerede? Ben de istiyorum. Yavaş. Tamam. Koşmayın ama dikkatli olun. Merak etme, ben ilgilenirim. Ateş. Buraya çocuklar için geldik ve sen doğru olanı yapıyorsun. Biraz gül, gülmeye çalış. Tadını çıkart buranın. Bu kadar belli oluyor mu? Yani çünkü ben de mutlu gözükmeye çalıştığım için anlıyorum seni. Yani bugüne kadar biraz olsun idare ediyordum her şeyi ama gitgide zorlaşıyor. Bence sen elinden geleni yapıyorsun. Ve çocuklar seninle çok mutlu. Ay dostum. Keşke diyorum sen de Berit'le birlikte mini klaba girseydin. Belki sen de severdin. Ah Leyla. Ben mini club yaşlarını çoktan geçtim. Wow. Ben diyorum ki cezamız bittikten sonra acaba okulumuzu mu değiştirsek? Yani bu son olan olaylardan sonra arkadaşlarımla aramızın düzeleceğini sanmıyorum. Yani bakarız tabii ama yani şimdi orada alışmış bir düzenin var. Biraz zor olmaz mı? Yani eminim çünkü o doğum günü olayı, sonra okuldaki etkinlik,
Yani pek mutlu değilim çünkü bu okulda. Olmayacağım. Ya Ateş abi, aslında ben de pek mutlu sayılmam. Belki başka okullarda başka daha güzel arkadaşlarım olabilir. Olur. Tamam, bakarız. Tamam. Ateş, teşekkür ederim. Ya hem bugün için hem de okulda bize yani yardımın için. Yani önemli değil ama çok bir şey yapamadım yani, keşke işi bir tık daha faydam olsaydı. Ama bugün için bana değil Leyla'ya teşekkür edin çünkü onun fikriydi. O zaman teşekkür ederiz Leyla. Biliyor musun? Aslında seninle hiç anlaşabileceğimi zannetmiyordum. Aa, niye? Ya bilmiyorum neden ama Ateş'le birbirinizi tamamlıyorsunuz. Ateş'i dengeliyorsun. Wow. Ya birbirinize iyi geliyorsunuz bir şekilde. Neyse. Şey, ben Berit'e bakacağım bu arada. Aydos, istersen sen de gel. Sonra odaya çıkarız. Olur, okey. Çocuklar, ben de sizle geleyim. Yok, siz kalın. Balayındasınız ya. İyi akşamlar. Vay, Ilgaz büyüdü galiba. Bize akıl vermeye falan başladı. Farkındasın değil mi? Farkındayım. Gerçekten büyüdü Ilgaz. Arkadaşlığımız o. Arkadaşlığımıza. Ateş. Biz bunları söylemedik ama. Bunlar otelimizin balayı çiftinin ikramı efendim. Peki. Teşekkürler. Sağ olun. Yani gerçekten. Bu ne? Çok romantik. Dur, ne yapıyorsun? Adamlar o kadar hazırlamış. Bozma. Teşekkürler bu tatil için. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Efendim? Hoş geldiniz. İlter ne oluyor? Efendim, çalışanlarımız bize yakışan bir düzen içinde olsunlar istedim. Malumunuz son zamanlarda misafirler ve çalışanlar çok birbirlerine geçmeye başlamışlardı. Yani biraz fazla oldu sanki ama sen bilirsin. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz efendim. Yol yorgun olacağınızı tahmin ettiğim için sizler için çok güzel şeyler hazırladım. Bahçeye buyurun. Tamam, o zaman benim şirkete gitmem lazım. Görüşürüz, tamam. Görüşürüz, tamam. Çocuklar, karnınız acıkmıştır. Hadi gelin, buyurun. Meryem, ben çok aç değilim ya, yoruldum. Ben de Meryem. Olur mu abla ya? Gel. Geliyor abla izle, gel. Gel, o da şimdi gelir bizle. Gel, pisi. Gel, pisi. Ben yaparım. Aynen öyle. Oldu sanki ya. Oldu, öğrendim vallahi. Güya sen bana ders çalıştıracaktın ama yine ben sana bir şeyler öğretiyorum. Bu aralar okulla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Hem ben de belki senin gibi okulu bırakırım. Yok artık, saçmalama. Buna Ateş izin verse ben izin vermem. Gençler, ne yapıyorsunuz? Barış bana araba kullanmayı öğretiyordu. İyi. İyi yapıyorsun Barış. Sağ ol. Barış, biz sonra konuşuruz. Tamam. Görüşürüz Ilgaz. Barış, sen biraz kendini fazla kaptırıyor olabilir misin? Yoksa bana mı öyle geliyor? Yani sana öyle geliyor desem inanacak mısın? O zaman. Hem kendini kaptırmamak kolay değil, biliyorsun yani. Biliyorum, biliyorum da. Ben seni korumak için söylüyorum. Bak bana, benim yaşadıklarımdan ders çıkar. Yok, ben iyiyim, sağ ol. Teşekkür ederim. De sen iyi misin? Meryem anlattı Füsun yine yapmış yapacağını. İstersen takip edebilir misin? İster misin? Yok, gerek yok. Sen şimdi kendini boşuna tehlikeye atma. Mecbur davayı bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok.
Füsun'un istediğini yapacak mısın? İşte ben de diyorum ki... Umut, onlarla yapamaz. Aynen öyle. Bal mı o Umut? Bal, bu Aydos abinin. Sen önce tabağını bitir, sonra da sana gelecek bundan. Tamam. Beritciğim, nasıl? Petifürünü beğendin mi? Evet, çok güzelmiş. Aferin sana. Afiyet olsun. Aydos'la ne konuşuyordur acaba? Şu an Aydos ona deli gibi iş insana sorusu soruyordur falan filan yani. Aynen. Umut, Aydos'la hiç uğraşamaz. Çünkü sohbet edebilecek bir adam değilim. Yani ne kadar iş insanı bile gözükse de aslında iş konuşmayı hiç sevmiyor. Bence de. Hı-hı. Bak Umut abi, ben buradaki mobil uygulamanın şimdiden hastasıyım. Bence de gelecekte çok kullanılacak. Neden mi? Biliyorsun artık insanlar uzaya bile gidiyor. Ya malum bizim de ihtiyaçlarımız dünden bugüne değişiyor. Teknoloji çağındayız. Sence de mükemmel değil mi? Aydos, bu şahane bir fikir. Sen gerçekten çok iyi bir iş insanı olacaksın, biliyorsun değil mi? Teşekkür ederim. Hatta birkaç gün benimle şirkete gelsene sen. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İş hayatını da yakından görmüş olursun. Çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. En zoru da Ilgaz. Yani Umut'un Ilgaz'ı idare etmesi mümkün değil. Açıkçası Umut abi, ben okulu bırakmak istiyorum. Hani sen ne düşünürsün bilmiyorum ama. Tabii. Sen nasıl istersen Ilgaz. Zorla gidemezsin ya. Ama ben başka okula geçmekten bahsetmiyorum. Yani tamamıyla gitmemekten bahsediyorum. Tabii tabii, anladım. Sen nasıl mutlu olacaksan. Peki. O zaman bu akşam dışarı çıkabilir miyim? Yani bayağıdır arkadaşlarımla dışarı çıkmıyordum. Yani belki onlarda kalırım hatta. Ya yani sen izin verirsen. Olur tabii. Ne demek? Teşekkür ederim. Rica ederim ben. Canım benim. Ya ne diyeceğim, bir çocukları görmeye mi gitsek? Ben de aynı şeyi söyleyecektim, çok iyi olur. Harika. Yani gerçekten kendim bile inanamıyorum ama çok özledim onları. Hatta Berit'e petifür de alalım. Güzel olur. Hadi, sorun olmaz değil mi? Ya niye sorun olacak? Yok hani davadan önce gitmemiz eğer sorun olacaksa. Ya yani sonuçta çocuklar buradayken Umut'la Füsun'un istedikleri zaman geliyorlardı. Yani sonuçta çocukların abisiyim, o yüzden istediğimiz zaman da görebiliriz. Tamam. Hadi o zaman. İlter'e bir haber verelim, gel. Hadi. Günaydın efendim, kahvaltı hazır. Günaydın İlter. İlter, biz kahvaltı yapmayacağız, çıkmamız lazım da. Peki. Size afiyet olsun, görüşürüz. Bir daha gelin. Muhakkak yine gelin. Geliriz tabii ki. Haydi. Ilgaz, görüşürüz. Merhaba, hala. Merhaba, çocuklar. Buyurun. Oo, siz de buradasınız. Ne hoş, ne hoş. Umut'cum, ne haber? Ah bak, Gönül yeni bakıcımız. Ha, öyle mi? Merhabalar. Merhaba Gönül Hanım, hoş geldiniz. Umut ben, çocukların abisiyim. Memnun oldum. Biz de memnun olduk. Bu da Ilgaz, çocukların en büyüğü. Ilgaz, Ilgaz Çumak yeni bakıcımız.
Ben bir çocuklara bakayım. Ay ne tatlısın Umut. Ay nasıl yakışıyor buna çocuk bakıcıma. Biz bakıcı istemedik ki. Hayatım size en iyi bakıcıyı buldum. Gerçi bütün bakıcılar Leyla'dan tabii ki daha iyidir. Ah sorma Gönül Hanım. Böyle. Beni öyle bildiğin bakıcılar gibi düşünme Ilgaz'cığım. Ben zaten öğretmenim. Bana gönül öğretmenim diyebilirsin. Öğretmenim mi? Evet. Uzun yıllar sınıf öğretmenliği yaptım. Bunun bakıcılık için de bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum Gönül Hanım. İyi de çocukların bir öğretmene ihtiyacı olduğunu ben zannetmiyorum. Gönül öğretmeni. Çocukların bir dolandırıcıya mı ihtiyaçları var Leyla? Tamam, tamam gidiyoruz. Güle güle Ateşciğim. Merak etme çocukları. Ilgaz'cığım, eğer bir şeye ihtiyacın olursa beni arayabilirsin. Merak etme, olmaz. Gönül Hanım, ilgilenin lütfen siz çocuklarla. Bir dakika. Sen hala çocukların iyiliğini mi düşünüyorsun tatlım? Evet, her zaman öyle. Ah, düşünme tatlım. Sana ihtiyacımız yok. Ayrıca çocuklar burada bu kadar mutluyken gördüğün gibi elim daha da güçlendi. O yüzden hiç ihtiyacımız kalmadı sana. Ben galiba sana annenin yerini söylemeyeceğim. Çok korktum. O zaman ben de senin bir hırsız olduğunu hemen Ateş'e söyleyeyim. Çünkü madem sen annemin kim olduğunu bana söylemiyorsun, o zaman benim de seninle işim kalmadı artık. Yapamazsın. O zaman sen de benim sabrımı sınamayacaksın. Tamam mı? Ayağını denk al. Çocuklar! Aydos! Geleceğim tabii ki. İlk geldiniz. Evet. İyi geleceğim. Sizi yalnız bırakır mıyım? İyisin değil mi? Nasılsın Ilgaz? İyi olmaya çalışıyorum. İyi ki sen de geldin Barış. Teşekkür ederim. Hayır teşekkür etmene gerek yok. Tabii ki gelecektim. Çocuklar tanıştırayım. Annem Firuze. Merhaba. Merhaba. Merhaba ben Ilgaz. Memnun oldum ama ben sizi tanıyorum zaten. Leyla sizden çok bahsetti. Ben bu sahneyi biliyorum. Şimdi güzelliğin nereden geldiği belli. Kendisi çok centilmendir de. Belli. Merhaba Aydos. Kim geldi? Ben geldim. Yaşasın. Oh bak seni kimle tanıştırayım? Annem Firuze. Ha çok güzelmiş. Değil mi? Çok güzel. Bu köy yumurtasının ne işi var burada? Ne bileyim çocuklar için geldi herhalde. Vay 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 ne kadar güzel bir buluşma bu böyle. Sonunda seni terk eden vicdanlı annene kavuştun mu tatlım? Niye geldin? Hı? Ateşin bile gelmediği davaya yani çocukları nasıl kaybedeceğini görmeye mi geldin? Evet. Hayır bunu da sana mı soracağım? Ayrıca çok pardon. Elinde beni tehdit edebileceğin hiçbir şey kalmamıştı değil mi? O yüzden sen... Şu an seni hiç dinleyemeyeceğim. Kazanmam gereken bir dava var. O yüzden. Kolay gelsin tatlım. İşin çok zor. Çocuklar görüşürüz. Hemen geliyorum tatlım. Artık içeri girebiliriz. Girelim tamam. Çocuklar. Hiç korkmayın. Çok güzel olacak her şey tamam mı? Tamam. Hadi geçin. Geç, gel. Geçelim. İnanılır gibi değil. Çeteyle geliyorlar mahkemeye hem de. O kadar yüzsüzlük. Efendim evet sizin de söylediğiniz gibi ben... ...bütün bu olup bitenlere yakından şahit oldum. Anne babalarını kaybettikten sonra çocuklar çok zor zamanlar geçirdiler. O dönemde... Birine güvenmek, yalnız olmadıklarını hissetmek onlar için çok önemliydi. Doğru, Ateş Bey başlarda istemedi. Herhalde üç çocuğun sorumluluğunu almak ona çok korkutucu geldi. Bu süreç hepimiz için çok zorlu bir sınavdı ama Ateş Bey'in bu sınavı layıkıyla geçtiğini ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
Ateş Bey içindeki şefkati ve sağduyuyu çocuklar sayesinde keşfetti. Onlara yol gösterirken kendi yolunu da çizmiş oldu. Ateş Bey küçüklüğünden beri çok vicdan sahibi, çok sevgi dolu bir insandı. Bu sebeple çocuklar için hep iyi tarafta olmayı tercih etti. Ve onlar için bütün hayatını değiştirdi. Evet çocuklar, siz Umut abinizle birlikte yaşamak istiyor musunuz? Çocuklar, gerçekten ne istiyorsanız onu söyleyin, tamam mı? Konuştuğumuz gibi. Biz ateşle kalacağız. Ateşem dönecek, biliyorum. En önemlisi sizin mutlu olmanız. Ama çocuklar, bunun için Ateş abiniz şu anda burada olmalıydı. Ama burada değil Ateş şu an. O yüzden Umut abinizle ya da halanız Füsun Arcalı ile kalabilirsiniz. Evet. Ne diyorsunuz buna? Biz sadece evimizde kalmak istiyoruz. Ateş abimiz varken ev her zaman çok güzeldi. Evet, Leyla ablamla Ateş abi hep bize iyi davrandı. Hani biz onlarla kalmak istiyoruz. Tamam çocuklar, oturabilirsiniz. Sayın hakim, son olarak Leyla Arcalı'nın dinlenmesini istiyoruz. Ne alakası var? Saygılarımı sunuyorum. Aslında anlatacak çok fazla şey var. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Evet, Ateş'le benim ilişkim hakkında çok fazla şey söylendi. Ama biz hiçbir zaman çocukları üzmek istemedik. Ve insanız. Hepimiz hatalar yaparız. Önemli olan ders çıkartmak ki biz Ateş'le çok güzel dersler çıkarttık. Ben yine sizin kararınızın çocuklar için çok daha doğru olacağına eminim. Fakat şunu da bilmenizi çok istiyorum. Ateş, çocuklar nerede olursa olsun çocukları asla yalnız bırakmayacaktır. Eminim. Şu anda burada olmuyor olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ben eşim adına çocukların velayetini alacağımı sizlere bildirmek istiyorum. Ne alakası var? Leyla sana mı kalmış ya? Böyle bir şey olamaz. Lütfen sessiz olun. Yay, biz Leyla'yı istiyoruz. Leyla'yı istiyoruz, evet. Of. Ateş abi. Ateş Arcalı Sayın Hakim. Ateş Bey davanın seyrini değiştirecek belgeler getirdi. Geç kalmasının sebebi de bu. Çocukların velayetini almaktan vazgeçmiyorsunuz Ateş Bey, değil mi? Öyle Hakim Bey, evet. Şimdi belgelerde de gördüğünüz üzere Füsun Arcalı bizim
aile mirasını hiçe sayarak annemden Jülide Arcalı'dan tasarımlarını çalıp bu şekilde şirketimizde yer edinmiştir. Ki artık şirketimizle çok bir alakası yok. Ayrıca Umut Arcalı abim yaptığı yolsuzluk gerekçesiyle o da artık şirketimizin bir parçası değildir. Keş sen ne saçmalıyorsun, ne yolsuzluğu ya? Bölmeyin lütfen. Namık Bey selamlar. Ya, acil görüşmemiz lazım bizim. Yok. Hayır, hala İstanbul'dayım. Tamamdır. Neden toplandık burada artık söyleyecek misiniz? Evet. Bu ne gizlilik böyle? Birazdan anlayacaksınız. Evet. Arkadaşlar merhabalar. Ateş Bey. Siz gitmemiş miydiniz? Yok, hala buradayım ama bu aramızda kalacak çünkü kimsenin burada olduğumu bilmemesi gerekiyor. Şimdi sizi acil topladım çünkü kulağıma şöyle bir bilgi geldi. Sevgili kardeşim, yani abim Umut Arcalı maalesef kendi şahsi çıkarları için şirketi riske sokuyor. O yüzden sizden isteğim bunu hep birlikte bir araştırmamız gerekiyor. Şimdi davadan önce bunu halledersek o zaman çok iyi olacak. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bu ihaneti nasıl yaptığını araştırmamız, öğrenmemiz, yani şirketin veri tabanından tüm hesaplarını bir incelememiz lazım. Aynı zamanda Umut'un da şirketle ilgili kişisel hesaplarından tutun her şeyi araştırmamız lazım. O yüzden bunları çok sıkı bir şekilde incelememiz gerekiyor. Anlaştık mı? O zaman güzel, harika. Yani bu sebeplerden dolayı gördüğünüz gibi ne Füsun Arcalı ne de Umut Arcalı çocuklara bakmak için uygun değillerdir. İtiraz ediyorum. Böyle bir şey olamaz. Şu an davamız bu değil zaten Ateş. Ayrıca sen hangi yüzle konuşuyorsun? Yetmiyormuş gibi de utanmadan dolandırıcıları getirmişsin buraya. Hatta hakim bey, bunların bir tanesi Onur diye bir çocuk da şu an mahkum. Söz almadan lütfen konuşmayalım. Yanlış yönlendiriyorlar hakim bey, lütfen. Karar. Ilgaz, Aydoz ve Berit Arcalı'nın velayet davasında taraflar ve şahitler dinlenmiş olup sunulan belgeler ve görüşler doğrultusunda mahkememiz TBK'nın 153. maddesine göre hoş geldiniz. Teşekkürler. Ya artık hep bizimle olmak zorundasın. Yani dönmese miydin acaba? Ya biliyor musun, haklısın. Bence biz hemen bir uçak biletlerine bakalım mı? Ya. Olabilir aslında. Tabii ki de gidemezsin. Sen de gidemezsin Leyla, haberin olsun. Aa, bir saniye de. Ayrıca benim hiçbir yere gittiğim yok. Tamam mı çocuğuma? Benim gibi çocuğum. Oh, evim, evim güzel evim. Umut abinin de evine bir daha gitmeyiz herhalde. Değil mi? Şirkete bile gidemez artık herhalde. Ya şöyle, bakın siz istediğiniz zaman onu görebilirsiniz. Sonuçta hala abiniz. Doğru, zaten çok pişman gözüküyordu. Bence de, yani çok mutsuz gözüküyordu. Ya en azından adam gibi kaçmadı. Siz de kaçmayacaksınız değil mi? Gerçekten evlisiniz. Yok, biz hiçbir yere gitmeyeceğiz küçük. Leyla ablanla biz birbirimizi çok seviyoruz. Oh iyi bari. Gidemeyeceğini biliyordum. Hem ben sana ne demiştim? Ya çok seversen. Şimdi ikna oldum evli olduğunuza. Öyle mi? İkna şimdi mi oldun sen? Gel bakayım sen. Herkes, herkes seni kadın.
Sen. Hadi gel, gel, gel. Hadi 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 gel. Sormayın neden bu durgunluğum, görmeden kuyutu yaralarımı. Sormayın neden bu huysuzluğum, bilmeden saklı duygularımı. Çok mu dertsiz duruyorum, uzaktan bakınca çok mu kalender sandınız. Dert anlatmayınca çok mu dertsiz duruyorum, uzaktan bakınca çok mu kalender sandınız. Dert anlatmayınca gamsız hayat herkese başka sunar. Garip oyun. Başka yorar, görmez gözünün yaşını.